Peki Ömer Çelik dedik, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik neler söyledi? 7 Ekim'de yapılacak büyük kongre için resmi sürecin başladığını duyurdu. MKYK toplantısının ardından da kameralar karşısına geçti Sayın Çelik. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun hükümete yönelik meşruiyet eleştirisiyle ilgili parti lideri Akşener'in seçimlere ittifaksız gidilmesi çağrısına yanıt verdi. Gündeminde Erdoğan'ın Rusya ziyareti de vardı. Kendi parti tüzüğüne göre 27 Temmuz itibariyle de görev süresi sona ermiştir. Hiç kimse seçim sonuçlarının meşruiyetini tartışmaya açamaz. Kılıçdaroğlu sadece kendisinin siyasi ahlakını tartışmaya açmış olur. Egemenlik kayıtsız şartsız millete ait iken tecelli eden bu net seçim sonucuna dönük saldırı düzenlemesi tamamen demokrasi düşmanlığıdır. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun hükümete yönelik meşruiyet eleştirisine tepki gösterdi. İYİ Parti lideri Akşener'in yerel seçime ayrı ayrı girme çağrısına ise ciddiye alınacak tarafı yok yanıtı verdi. Sayın Bahçeli yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğinin alnını bir kere daha çizmiştir. Siyasetin adabıyla, millete söylenecek sözün ağırlığıyla bağdaşmayan, bununla uyuşmayan, buna yakışmayan yaklaşımlardır bunlar. Dolayısıyla artık bu mesele ciddiyetsizlik boyutuna varmıştır. Altılı ittifakın iç işinin ne olduğu bizi ilgilendirmez. Ama millete dönük bir saygısızlık varsa siyasal alanda olduğumuz için kuşkusuz bu da bizi ilgilendirmektedir. Dolayısıyla bunun ciddi alınacak bir tarafı kalmamıştır. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu olağanüstü kongre öncesi son toplantısını yaptı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen kongre parti sözcüsü Ömer Çelik sürecin resmi olarak başladığını duyurdu. Kongremiz öncesinde yaptığımız bir MKYK toplantısı olması bakımından özellikle bir toplantı. MKYK'mıza sunulmuştur 7 Ekim tarihi ve MKYK'mız 7 Ekim tarihinde büyük kongremizin yapılması kararına onaylamıştır. Hazırlıklarımızı bu MKYK toplantısında gözden geçirdik. Birim başkanlarımız gerekli hazırlıkları sundular MKYK'mıza. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayının ilk haftasında yapacağı Soçi ziyaretini de değerlendirdi. Yakın zamanda da biliyorsunuz Soçi'ye bir ziyaret olacak. O ziyaret sonrasında bu konuda yeni gelişmelerin olacağını, yeni aşamalara geçilebileceğini değerlendiriyoruz. Çelik, CHP'li Mahir Polat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki söylemlerine de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri adapsız ve ahlaksızdır dedi.